biraz bizi iyi hissettirecek, gururlandıracak haberlere. O yüzden bulduk mu da dört elle sımsıkı sarılıyoruz. Dün detaylıca aktardık yeni bir sabahta. Türk futbolu için tarihi bir transfer konuşuluyor. Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler Real Madrid'e transfer oldu. Arda Güler imza için Madrid'de bugün imza atacak. Yani bundan seneler önce şöyle bir düşündüğümüzde Ankara'da kale arkasında top toplayan o küçük çocuk Arda dünyanın en büyük kulüplerinin birinde artık o renklerle sahada olacak. Gerçekten hepimizi gururlandıran bir gelişme. Şimdi bir bakalım son bilgilere, sonra üzerine konuşalım da isteriz. Arda hoş geldin, başarılar. Arda Güler Madrid'de. Top toplayıcılıktan dünya devi Real Madrid'e. Arda henüz 18 yaşında. Oynadığı futbolla Türk futbolunun göz bebeği. İki dev kulüp transfer savaşındaydı. Barcelona ve Real Madrid. Transfer çalımını Real Madrid attı. Arda Art, her genç futbolcunun bir gün formasını giymek istediği Real Madrid'de. Nuri Şahin ve Hamit Altıntop'tan sonra formayı giyecek olan 3. Türk. Yola böyle çıktı. Yanında polisler vardı. Arda Fenerbahçe Spor Kulübü'nde önümüzdeki sezon olmayacak. Fenerbahçeliler doyamadı Arda'ya. En azından bir sene daha takımda kalmasını istedi. Taraftarın nihai düşüncesi Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayıp gitmesiydi. Transferden Fenerbahçe kasasına 30 milyon avro girdi. Çünkü Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Fenerbahçe'de kalma imkanını yaratan çok güzel teklifler de oldu büyük kulüplerden. Ama ona da saygı duymak lazım. Real Madrid'in sosyal medya sayfaları Arda ile döşendi. Yükleniyor dedi. Ardından transferi paylaştı. Hoş geldin Arda yazılı bu fotoğraf 600 binin üzerinde beğeni aldı. Yeni takım arkadaşlarından Vinicius Junior da Arda'yı selamladı. En büyük kulübü seçen bir oyuncu daha mesajını yazdı. Arda kontrol, Arda baktı kaleye. Arda Güler! Arda Güler'den çeşitli kesitler paylaşıldı. Geriye doğru Arda. Kaleye baktı. Arda! Süper gol! Süper olağanüstü! Harika gol Arda Güler! Fenerbahçe kulübü de Arda Güler'e yolun açık olsun mesajı paylaştı. Arda vurdu! Arda gol! Arda Güler Fenerbahçe'ye bu sözlerle veda etti. Türk gençlerinin istedikleri her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu. Arda Güler Madrid'de. Adolfo Suarez havalimanına indi. Saat 13'te Real Madrid'le sözleşme imzalayacak. İmza töreninde Real Madrid Başkanı Perez de bulunacak. İspanyol spor gazetesi Marca Güler'in sezon öncesi Los Angeles'ta hazırlık maçlarında boy göstereceğini yazdı. AS gazetesi de transferi ilk sayfasına taşıdı. Evet, dahasını konuşalım istiyoruz. Böyle güzel bir konu bulduk mu? Mümkün olduğunca daha çok konuşalım istiyoruz. Spor yazarı Bağış Erten'le konuşacağız şimdi yeni bir sabahta bu güzel transfer haberini. Günaydın, hoş geldiniz yeni bir sabaha. Günaydın. Şimdi Bağış Hocam ben ortaya açıyorum, siz golü atın. Daha 18 yaşında gencecik bir isimden bahsediyoruz. Arda Güler'den bahsederken daha önce de İspanya'ya giden futbolcularımız oldu ama Arda Turan dışında da öyle çok hani iz bırakan isim de pek olmadı gibi yakın döneme baktığımızda. Peki Arda Güler açısından bakalım. O alışabilir mi oraya? Real Madrid'de nasıl bir Arda gözünüzde canlanıyor? Ne dersiniz? Biliyorsunuz psikologlar duyguları çok önemser ve duygular üzerinden bizi tanımlamaya çalışırlar. Şimdi Arda'nın transferinde duyduğumuz ilk şey kaygı mı, gurur mu, kırgınlık mı, kızgınlık mı? Önce buna bir karar vermemiz lazım. Eğer gurur önce gelmiyorsa bence psikolojik sorunumuz var toplum olarak. Çünkü bunun kadar büyük bir adımı Türkiye'de hiç bir futbolcu bu yaşlarda atmadı. Bu yaşlardan sonra da atmadı. Türkiye pasaportu taşıyıp
Türkiye milli takımında oynayıp 18 yaşında Real Madrid'e giden ilk futbolcu abi. Bir kere bu çok çok büyük bir başarı. Sadece bununla yeterince gurur duymamız gerekiyor. Ama siz haberde çok güzel verdiniz. Bütün güzelliğiyle, demin olumlu haber psikolojisiyle anlatırken polisler eşliğinde gitti dediniz. Polisler eşliğinde görüntüyü gören Arda'nın gözaltına mı alınıyor olduğundan şüphelenir. Böyle, neden böyle bir korumaya ihtiyaç duyuyoruz? Ya. Neden bununla ilgili hala anlamsız bir kızgınlık ya da kırgınlık tweetleri, sosyal medyada mesajları okuyoruz? Bunu anlamak gerçekten zor. Ya üzülebilir insan, ya şundan bir sene daha tadaydık diye. Ama Arda yanlarında diyebilir ki, elinizi tatsaydınız, Nisan ayına kadar oynatmadınız, Nisan ayından sonra oynattınız. Bunun ne kadar büyük bir yetenek olduğunu Real Madrid gördüğü için Real Madrid suçlu. Arda bir sene Fenerbahçe'de kalmak istemiyor diyor Sayın Başkan Ali Koç. Evet, kalmak istemiyor ve haklı gerekçeleri var. Haklı gerekçelerin olmaması gerek. Arda'ya biz burada bir sene daha tutabilmek için Arda'nın kaçabilecek hiçbir yolunun olmaması lazım. Ama o kadar çok bahanesi var ki gitmek için. Hı hı. Her şeyi doğru yapsak bile Türkiye'deki futbol kültürünün Arda'ya nasıl davranacak konusunda en ufak bir fikrimiz var mı? Yani olumlu bir şey olarak başladığımız haberi olumsuza doğru çekmek istemem. Bu çok büyük bir başarı. Ama ne olur bunun tadına varalım. Siz baştan beri bunun vurgusunu yapmaya çalışıyorsunuz. Bu, evet, çok güzel bir haber. Evet. Bundan ötesi olmasın olur. Sadece 5 sene evvel 13 yaşında top toplayan bir çocuk, 5-6 sene evvel, yani neyse, pandemiden önce top toplarken pandemiden sonra Real Madrid'e gitti. Bu hakikaten akıl alır bir başarı öyküsü değil. Bundan sonra Real Madrid'in attığı her adımı dikkat ve hassasiyetle bütün Türkiye'deki futbolcular olarak izleyeceğiz. Her maçı, her haberi, her şeyi, artık bizim için Real Madrid başka bir takım. Arda'nın takımı. Türkiye'de Real Madrid'i sevenler, Barcelona'yı sevenler, sevenlerden azdır. Ama artık öyle olmayacak büyük ihtimalle. Evet, aslında çok güzel bir yerden girdiniz konuya. Psikoloji çok önemli, ne hissediyoruz diye, ama galiba olumlu duyguları hissetmeye de unutuyoruz işte. O olumsuz duygulara sarılmaya çok alışıyoruz. Bazı şeyleri dışa vurmak için olumlu duyguları kullanmayı unutuyoruz. İşte biz de hatırlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince, ne yapalım. Peki şimdi önünde La Liga var, Şampiyonlar Ligi var. Sonra milli takım forması giyeceği Avrupa Şampiyonası olacak Arda Güler'in. Nasıl bir, mesela 2 yıl sonra biz nasıl bir Arda Güler konuşacağız? Arda Güler hakkında biz 2 yıl sonra sizce neler konuşuyor olacağız? Böyle büyük yetenekli oyuncuların en kritik yaş evresinde Arda. Ben şunlardan çok tanıyorum, Türkiye'de de çok vardı. 17 yaşında dünya çapında gösterilen, dünyanın en iyi genç oyuncusu adayı olarak gösterilen, ama sonra kendini bulması için yıllara ihtiyaç duyan. Çünkü ilgiyi gösterilen, ona sevgiyi hazmedemeyip gelişmeyi kendini kapatan pek çok yıldız var. Real Madrid'de olsanız bile gelişmek zorundasınız. Real Madrid'in bir üstü olmayabilir ama Real Madrid'de oynayabilmek için çok üst düzey olmanız gerekir. Artık Arda'nın önümüzdeki 2 sene şunu görmesi lazım. Yeteneğimi dünya biliyor. Yeteneğimi biliyorsa, yani bu bir potansiyelse, artık bunu kitleye çevireyim. Yani bunu oynayarak ispat edeyim. Yeteneğimi göstereyim. Bu gösterme zamanı Arda Güler için. Bence zaten Türkiye'den gitme kararı da bunun motivasyonuna geliyor. Bu da doğru. Yani yeteneğini ortaya çıkaran bir lig değil Türkiye Ligi. Ama La Liga öyle. Real Madrid öyle. Ve Real Madrid genç futbolculara çok iyi yatırım yapan, yeni dönüşümü çok güzel gerçekleştiren bir kulüp haline geldi. Eskiden böyle değildi. Ama artık böyle. Kendi yaşlaş bir sürü yetenekli oyuncularla birlikte oynayacak. Tabii. Öyle çok büyük, yani tabii ki Kroos, Modric gibi büyük tecrübeler var önünde ama kendi yaş grubundan da oyuncular var. Bunlar çok büyük avantajlar. Yani bizi gurura doyuracak gibi geliyor bana, ama gurur durmayı başarabilirsek. Evet, şimdi o Real Madrid'de de bir değişim var. Rüya takımı diye boşuna denmiyordu Real Madrid'e. Yani bakıyoruz işte Ronaldo gibi, Beckham gibi isimler giydi o formayı. Ama şimdi bakıyoruz daha farklı. Genç yıldızları ön plana çıkaran ama sizin de söylediğiniz gibi tecrübeli isimlerle de aynı takımda buluşturan bir formül üzerine gidiliyor. Bu avantaj mı Arda için? Yani onu geliştireceğini söylediniz ama hani sadece profesyonel beceriler anlamında da değil, herhalde pek çok şey katacaktır Arda'ya bir sporcu olarak. Bunu dediğinize kesinlikle katılıyorum. Yani Brezilya futbolunun geleceği olarak görünen Vinicius Junior'la
şu ana kadar gelmiş gitmiş en iyi orta sahalardan biri olarak gözüken ve 40'lara yaklaşan Modric'le aynı anda yani aynı takımda bulunmak. Real Madrid dünyanın en büyük kulübü. Seversiniz sevmezsiniz. Ben mesela çok haz etmeyenlerdendim. Ama bunu reddedemem. Yani dünyanın en büyük kulübü. Çünkü bu kadar büyük başarı, bu kadar büyük bir winner'lı kazanma aşkı başka hiçbir kulüpte yok. Orada bulunmak eşsiz bir tecrübe. Evet, kesinlikle öyle. Hakikaten hayat tecrübesi olarak bile, yani sadece profesyonel olarak da bakmamak lazım. Gencecik bir insan neticede hayatı için, kariyerinin yanı sıra kendi kişisel yaşamı için muazzam bir adım. Bu arada bir de İspanyol takımlarda Türk tutkusu dönemi başladı gibi sanki. Yani biz Arda Güler'i ağırlıklı olarak elbette konuşuyoruz ama İlkay Barcelona, Çağlar da Atletico Madrid'e gitti. Bu ilginin devamı gelir mi sizce? Ama hep böyleydi biliyorsunuz. Yani Real Sociedad ve Villarreal yıldızıdır Nihat Kahveci. Hala Arda ile ilgili yorumlar yapıyor İspanyolca hem de. İspanya işte Real Madrid'de Fenerbahçe'nin ilk transferi değil. Daha evvel Balic gitmişti. Jeremy'yi biliyoruz ta Gençler Birliği'nden. Barcelona'da Rüştü vardı. Tabii ki en önemlisi belki bu. Arda Güler'in adaşı olan ve bugüne kadar en büyük başarıyı imza atmış olan Arda Turan vardı, Atletico Madrid, Real Madrid. İspanya futboluna, Türk futboluna adapte edilebilir bir yanı var. Temposu Premier Lig kadar hızlı değil. Yaratıcı oyun alanı daha fazla. Türkiye'de de yaratıcı oyuncuları severler. Bence bir böyle bir uyum da var. O yüzden de İspanya'da fena bir tercih olmayabilir. Ama şunu da unutmayalım, La Liga'nın en iyi döneminde gitmiyor. Şu an Premier Lig'e gitmiş olsaydı daha büyük bir sükse olurdu ama bence 18 yaş için Real Madrid'e gitmiş bir insanı eleştirecek halimiz yok. Peki. Bağış Erten, çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel haberi yeni bir sabahta böyle üzerine keyifle konuşmamıza vesile olduğunuz için mutlu bir gün geçiriyoruz.